Ajose 20 maçta 11 gol 10 asist. Veron 20 maçta 7 gol 9 asist. Atangana 5-1. Ojomo. Böyle bir performans yok arkadaşlar. Böyle bir performans yok. 4 maçta 5 gol 2 asist. Ortalama 8.60 ve bu çocuk 55 rating. Joshua Ojomo. Önümüzdeki maç Plymouth'a karşı olacak ve 27 puanla hemen ensemizdeler. Çok zor bir maç olacak gerçekten. Basın toplantısı bizi bekliyor. Ofiste bir mesaj var. Oo. Rapor geldi, süper. Aha, Eric Bada'nın kardeşi geldi, Dele Bada. Ama iyi değil maalesef. Gönder. Mpeba, geç. Ofia. Eğer reytingi 62-63 ise bizi bir müddet idare edebilir bu sene. Ama değil herhalde. Sözleşme imzala. Okoye. Sözleşme imzala. Tamam, bunları kiralayacağız. Kadro, ofis. Okoye, 56 rating. Ha, bu diğer Okoye. Bu 53 rating. Cabral, 975 bin euro. Exeter'ın geleceği ya. Exeter'ı yeniden Exeter yapacak çocuk olabilir bu. 15 yaşında 975 bin. 1 milyon euro değeri var. Gelecek Cabral'in ellerinde. Ne yapalım? 80 bin değeri var. 53 geldi. Bununla hiç uğraşmaya gerek var mı? Hiç uğraşmaya gerek yok. Serbest bırakıyorum geri. 56 rating. Bu oyuncuyu kiraladık diyelim. Devre arasında takımıyla buluşuyor değil mi? O yüzden altyapıda kalmaya devam etsin. Okoye 160 bin değeri var. Sonra da satarız olmadı. 53 Ofia'yı da gönderiyorum. Yardımcı olamaz 53'lük bir çocuk bize. Eğer yüksek rating gelselerdi şöyle 60 civarında filan mutlaka oynarlardı. Evet, basın mensupları bizi bekliyor. Zor bir maç olacak arkadaşlar. Çift görüyorum. Burak Hoca yorgun. Umarım bizim için iyi bir başlangıç olur. Ezeli rakibiniz Plymouth ile yapacağınız maça nasıl hazırlandınız? Uyuyarak. Keşke böyle cevaplar da olsa. Bunun diğer maçlardan farkı yok. Hazırız. Daha iyi bir performans şart. Daha iyi bir performans şart diyorum. Ama takımı olumsuz etkiliyor. Ya keşke vereceğin cevabın etkisini şu an görmesen. Mesela ben bu cevabı verdiğimde takım moralinin düşeceğini biliyoruz. Ama ben bunu söylemek istiyorum. Çünkü son maçta yenildik. Daha iyi bir performans şart arkadaşlar. Umarım oyuncularım bu maçta daha iyi oynar. İyi bir sonuç alamazsak büyük bir hayal kırıklığı yaşarım. Evet, takımın moralini düşürdük ama yapacak bir şey yok. Gerçekçi oynamak istiyorum. Takımınız bu sezonki beklentileri şimdiye kadar aştı. Doğru. Ve ligden yükselmeniz son derece mümkün gözüküyor. Takımınız momentumu koruyabilecek güce sahip mi? Sonuçlarına bakmadan cevap vereceğim. Yakaladığımız momentum kesilmiyor. Çabalamak bizim görevimiz. Çabalamak bizim görevimiz. Evet, neler olacağını bilemiyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Exeter son zamanda kötü bir form grafiği çizdi. Bunun sebeplerini biliyor musunuz? Bu soruyu soran kim biliyor musunuz? Burak Hocam, Exeter son zamanlarda kötü bir form grafiği çizdi. Bunun sebeplerini biliyor musunuz? Burada Çat abi, benim basın toplantım. Evet, gerçek Burak Hoca'nın bu soruya cevabı. Muharrem, hayatın boyunca Exeter City'nin oynadığı futbolu beğenmedin. Biz son maçta kaybetmiş olabiliriz kardeşim. Ondan önce 3-0. Ondan bir maç önce aynı puanda olduğumuz takımı 6-0 yendik. Bunun neresi kötü bir form grafiği? Senin işin gazetecilik değil kardeşim. Sen başka meslek yapmak zorundasın. Ama seni bu maçtan sonra utandıracağız, haberin olsun. Muharrem, İngiltere'ye gidiyoruz, Leeds United'a oradasın. Brezilya'ya gidiyoruz, oradasın. Exeter'a geliyoruz, buradasın. Senin gibi muhabirin Allah belasını versin. Bunun cevabı bu. Oyunumuzdan memnun değilim, bunu açıklamayacağım, tüm sorumluluk bana ait. Yani kabul ediyoruz bu durumu. Bunu açıklamayacağım ne ya? Bunu açıklamayacağım abi, iyiyiz çünkü. Şu anda sorunun temel sebebini bilemiyorum. Ancak gerekeni yapmak için antrenmanda ve kendi aramızda sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Son soruyu hep Muharrem soruyor abi. Bir öncekinde beklentileri aştı diyor, sonra kötü bir form grafiği falan diyor. Evet arkadaşlar, Plymouth maçı bizim için gerçekten çok önemli. Kaybedersek rakip takım üstümüze çıkar mı bilmiyoruz. Bu averaja bağlı. Ama bizim kazanıp aradaki puan farkını açmamız gerekiyor. Şimdi ezeli rakipler Plymouth kulübünden hiç haz etmeyen Exeter taraftarları kendi takımlarının derbiden zaferle ayrılacağını umuyor. İki kulüp arasındaki geçmişe bakarak Exeter Atatürk Stadı'nda başlama düdüğünün çalınmasıyla birlikte nefes kesen bir atmosfer yaşanacağını tahmin etmek zor değil. Veron sadece oyununu oynamaya devam etmek istiyor. Veron ne diyormuş? Üst düzey oyuncuların birçoğu forma şansı bulamadığında huzursuz ve moralsiz olabilir. Ancak Veron şu anda Exeter takım kadrosuna yazılan ilk isimlerden biri olduğu için böyle bir sorun yaşamıyor. Teknik direktörün desteğini almak harika bir şey. 11'e alınma konusunda endişelenmediğim için oyunuma konsantre olup elimden gelen en iyi performansı vermeye çalışıyorum. Formum düşerse 11'e alınmamayı tabii ki anlayışla karşılarım. Ancak umarım böyle bir şey olmaz. Haftanın yıldız performanslarında Exeter City'den Veron, Furman, Kuyruklu,
Ojomo ve Ajose var ve Atangana var. Haftanın yıldız performanslarına 6 tane oyuncumuz girmiş ve Muharrem'in sorduğu soruya bakın. Kazanan kadromuz buydu bizim. Son maçı kaybetmiş olsak da artık çok yorgunduk. Ojomo forvette. Ajose, Kay, Kuyruklu, Furman, Veron, Breites, Warren, Atangana'yı defansa aldık en son ve Agnes. Şimdi yedekte Seymour, Delap, Sparks, Fatih. Fatih'i de yedeğe çektik. Bada, Varkay, Junior, Veron. Nasıl yapsak çok kararsızım. Dışarıda Monye, Park sakat, Kiter Randall, Carrasco, Pashow. Evet, Vardı tekrardan kaleye alıyoruz abi. 1.95, 22 yaşında. Kay Delap değişikliği. Maça bu şekilde başlayalım. Ojomo kalsın. Veron'u, Junior Veron'u dışarıya çıkarmak zorunda kalmıştık birkaç maçtır. Warren, Junior Veron değişikliği. Kaptan Veron. İç sahada Plymouth karşısında galip gelmeyi bekliyoruz çocuklar. Şu formayla oynarsak nasıl olur? Aynen bu formalarla oynayalım. Oyun ayarları artık kendi evimizde tele yayın kamerasıyla oynuyoruz. Sahanın olumsuz koşullarından bu şekilde sıyrılıyoruz. Hadi çocuklar. Evet. Exeter City Plymouth karşılaşması başlıyor. Bizim için çok zor bir maç olacak. Çünkü ezeli rakibimiz Plymouth. Taraftarlar birbirlerinden az etmiyor. Bunu daha önceki basın toplantısında ve haberlerde okumuştuk. Exeter Atatürk Stadı tamamen dolu ve dikkat çeken oyuncu da ekrana gelen Ojomo. 3 maçta 5 gol atarak kendini kanıtladı. Henüz 16-17 yaşındaki çocuğumuz, 55 reytingli. Takıma geldikten sonra Exeter'da galip gelmeye başladı. Burak Hoca oyuncularına bakıyor ve bu işin üstesinden geleceğine inanıyor. Tribünlerde inanıyor. Kapalı bir gün, çok bulutlu bir havada oynayacağız. Breites rakip kaleciye tokat attı bu arada. Onu sinirlendirmiş olabilir. Bir derbi maçı. Evet, derbi diyebiliriz. Junior Veron da sahada. Bir şey daha söyleyecektim sanki ya. Ne söyleyeceğimi unuttum. Evet, ne söyleyeceğimi unuttum. Son maçta kaybettik ama son iki maçta, ondan önceki iki maçta 9 gol at. Çok gol atıyoruz. Sakin oynamamız lazım. Başarılı olmanın yolu sakin oynamaktan ve basmamaktan geçiyor. Bunu anladık. Bunu son maçlarda anladık. Hadi çocuklar, yorumlarınızı bekliyorum. Kaç kaç biter tahminlerinizi bekliyorum. Başarılar çocuklar. Başarılar Exeter City. 3 puanla başlamak istiyoruz bugüne. Evet, 3 puan gerçekten çok önemli bizim için. Rakibimiz de aramızdaki puan farkını 6'ya çıkarmak için bu maçı mutlaka kazanmak zorundayız. Delap, Kuyruklu. Hadi iyi başlayabilir miyiz be? Ojomo. Ojomo Veron'a verdi. Veron sağ ayağında. Veron vurun çocuklar. Olmadı. Veron. Veron Ojomo'a doğru. Tamam, Breites. Tekrar Veron'a. Veron sağ çapraza. Ojomo gitti sanki. Ojomo güzel top. Ojomo pas verdi. Ah boş kale, fakat top Veron'a gelmedi. Ojomo yine iyi şeyler düşündü ama olmadı. Atangana. Veron boş. Veron neler yapacak Veron? Veron sakin oynan dedi. Takım arkadaşlarına biraz dağılın dedi. Breites. Ojomo'a doğru. Ajose. Ajose. Faul bekliyoruz. Ajose bırakma bu topu. Ajose. Ajose biraz daha güçlü çocuğum. Biraz daha güçlü. Geriye kadar geldi. Özür dilerim hocam dedi. Ama hakem, işte böyle aşağılık hakemlerle ligi yürütüyoruz. Hiçbir şey yoktu. Tertemiz aldık topu. Bravo. Aman. Aman çocuklar. Aman çocuklar. Vat çıkardı. Yapmayın böyle şeyler. Furman yürü. Ojomo'a. Ojomo. Ajose işbirliği gelebilir mi? Kuyruklu. Yürü Kuyruklu. Tamam, son anda Kuyruklu. Hadi oğlum. Kuyruklu sol ayağını alacak. Geriye. Agnes. Ortada boşluklar. Furman. Furman. Veron'a baktı. Veron sol ayağında. Sağına çekecek. Veron. Veron vurdu kalecinin üstüne. Breites indirdi. Breites nereye? Ajose süpersin. Tamam çocuklar. Kaçanları göremeyeceğiz ama gör. Ah Breites. Hadi Kuyruklu. Ters ayağında Kuyruklu. Harika bir vuruş. Kaleci kornere. Affedin. Gerçekten kaçan oyuncuları göremezsek affedin. Çok güzel vurdu Kuyruklu. Ah lap diye oturabilirdi ama olmadı. Kuyruklu yardıma gelecek. Kuyruklu. Evet. Yap ortayı. Hadi oğlum. Bir kafa. Ojomo indirdi. Atangana. Tekrar Ojomo'a. Ojomo. Ojomo. Olmadı. Tekrar. Bir pas daha. Ajose. Ajose. Niki Ajose 1-0 öne geçtik derbide. Plymouth karşısında ne şuttu be öyle. Harikasınız çocuklar. Eski marşımız geri döndü. Eski Exeter neşesi geri döndü ve 1-0 öndeyiz. Önce vurdu Ojomo. Sonra Ojomo'dan Ajose'ye. Ajose Zling ya da Zbam. Gelişine bir kontrol, bir şut.
ve müthiş bir gol. Asist Ojomov'tan, gol Ajose'den. 1-0 öndeyiz. Müthiş mutluyuz. İnanılmaz keyifliyiz. Umarız bu şekilde devam eder. Nika Ajose ligdeki 8. golünü attı. Bu çocuklar bizim için çok önemli. Exeter'ın bu sene ligden çıkması çok önemli. Her maç final, her maç final, bunu unutmayalım. Geldi sağ taraftan. Hemen gol yemeyelim. Hemen gol yemeyelim. Lütfen, yalvarıyorum. Orta. Vurdurmayın. Evet, hadi kuyruklu. Defansa kadar geldin. Yürü kuyruklu. Yürü. Ajose. Ojomo. Sakladı Ojomo. Yürü Ojomo. Ojomo sıyrıldı. Ojomo ilerlemeye devam ediyor. Faul. Sarı kart. Sarı kart. Sarı. 15 yaşındaki, 16-17 yaşındaki. Ama gerçekten adi bir yönetim var. Ajose omuz omuza mücadelede. Ya buna sarı kart vermeyen hoca hoca değildir. Net. Evet, çok sinirlendik. Hadi kuyruklu. Hadi Ojomo. Yürü Ojomo. Yürü. Ojomo. Ah çocuklar be. Ata nasıl kesti ya? Bir sarı kart bile yok. Yere düşse kırmızı kart bile olabilir hakkı. Aman 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 aman. Aldık mı? Çok güzel bir top sol tarafa. Aman 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 aman. Ne bilmiş. Acayip üzgünüm ya. Gerçekten yine çok kötü bir gol yedik. Ya Junior Veron, topu nereye indiriyorsun? Gözünün üst sebeği böyle. Yoktan yoktan goller yiyoruz ya. Bu golü yememeliydik ya. Şu oyunu açış, orta gelişine. Ya Veron, asist yapıyorsun adama ama ya. Adamda da nasıl bir refleks vardır? Eğiliyor, sırtına çarpmıyor top. 1-1. Çok üzgünüz ya. Taylor golü attı. Ya hakem moralimizi bozdu işte ya. İyi giden takımın moralini bozuyor böyle kararlarla. Ondan sonra gol yiyoruz. Ulan ne güzel bir 1-0 öndeydik. Devreyi böyle bitirsek harika olacaktı. 3 puan almamız lazım. Onların bize yetişmemesi gerekiyor. 3 puan gerideler. Gerimizdeler. Aman Allah'ım, sıyrıldı. Hayır. Yedik. 2-1. Of, 2-1. 5 dakikada yediğimiz 2 golle 2-1 gerideyiz. Ortalara bir çare bulamıyoruz ya. Maalesef şok içindeyiz. Kuyruklu topu alamadı burada. Bomboş adam ya. Abi ne yapsın ya? Junior Veron 2 golde de bence hatalı kişi. 1-0 öndeydik abi. 3 puan çok önemliydi bizim için. Nasıl bu duruma geldik ilk yarıda? 2-1 gerideyiz. Yazık, günah ya. Çok üzgünüm. Kendinize gelin çocuklar. Defans attı. Kusura bakmayın ama rezaletsiniz defans. 2'ye giderken arkadan kayarak müdahale. Kart bile yok ya. Rakibe caydırıcı bir şey yok. Kart yok. Ajose. Yürü Furman. Yürü. Hadi Veron. İlk yarı bitmeden bir gol daha. Furman. Ajose'ye. Ajose. Yaz bunu. Helal olsun sana. Ojomo! 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 Soktu Plymouth'a, soktu, atmadı. Bir gol, bir asist. 17 yaşındaki çocuğun performansı bizi bu maçta ayakta tutan şey. Sol ayak, sağ ayak. Canım benim, Ojomo'hum benim. İşte 2-2. İşte 55 ratingin gücü. Helal olsun size be. Helal olsun be. Junior Veron kardeşinden ders alman lazım. Bu çocuk forvette bu kadar mücadele ederken senin daha fazla gayret etmen lazım. Canım Ojomo'hum. Nijerya'daki tüm akrabalarına selamlar ve sevgiler. İlk yarı böyle bitsin. Yeniden başlayalım. İkinci yarıda biz hakemi de, bu lanet Plymouth'u da yeneceğiz. Öyle ya da böyle Exeter'ın çimlerine gömeceğiz. Evet, yine de güzel futbol oynuyoruz. İki kere geldiler işte Ojomo. İki denemesi var, bir golü var. Canım benim ya. Canım Ojomo'hum. Ozan Berkavcı 20 yıldız. Exeter düşmanlarını yeneceğiz. Evet, yeneceğiz abi, yeneceğiz. Ajose, Ojomo ikilisi. Ufak bir değişiklik yapmamız lazım. Junior Veron, Warren değişikliği. Evet. Burak Hoca çok sinirli Junior Veron'a. Bu değişikliği yapmak zorundayız. İkinci yarıya böyle başlıyoruz. Hadi bakalım çocuklar. Defansta biraz dikkatli olun. Bu maçı kazanırız. Hücumda bir gol daha atarız biz. Sadece defans tedbiri elden bırakmamalı. Junior Veron ikinci yarıda Burak Hoca'dan fırça yedi. Sen ne yapıyorsun dedi. Ne yapıyorsun dedi Junior Veron. Aklın nerede? Taca, 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 taca çıkmalı. Taca çıkmalı, taca çıkmalı. Tekrar kuyrukluya. Sakin oynuyoruz çocuklar be. Evet, sağda boşluk var şimdi. Yürü Delap. Topla Nadir buluştun. Delap içeriye. Gir içeriye. Kay.
Aşağılık hakem ya. Bizimle dalga geçiyor ya bu hakem. Ya kardeşim bir sarı kart göster ya. Ya da bırak orta yapalım, avantaja bırak. Oraya kadar gelmişiz. Dalga mı geçiyorsun abicim, sen nasıl bir hakemsin ya? Kim atadı seni ya? Yazık günah ya. Gerçekten yazık günah ya. Hadi oğlum. Hadi Ojomo. Ojomo. Evet. Sol tarafa. Breites. Yap ortayı. Breites. Yapıştır. Ah olmadı be. Veron. Aman aman çok tehlikeli. Dik 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 dik, çok güzel çıkıyoruz. Şimdi sakin. Şimdi gelmeliler biraz. Topu ayaklarından almam lazım birazdan. Hadi kuyruklu, bravo oğlum sana be. Bravo kuyruklu. Geliyoruz. Ojomo. Ojomo geliyoruz. Hadi Ajose. Hadi oğlum. Sağ tarafta boşluk var. Ajose birebir oynayacak. Ajose neler yapacak? Veron geldi. Veron. Ajose işbirliği. Ajose. Kuyruklu bindir. Kuyruklu çok geç kaldın. Hadi kuyruklu. Penaltı. Ya at kendini, kafa atmış gibi böyle. A yap, U yap, bir şeyler yap. Dirsek atılmış gibi. Engelledi seni orada ya. 64. dakika. Evet geliyoruz ortadan. Ortadan geliyoruz. Çapraz pas. Hadi Ojomo. Hadi Ajose. Ojomo çalım denemesi. Top bizde kaldı. Veron. Yürü Veron. At topu. Çok kötü top Veron be. İndirmen lazım. İndir oğlum. Yapıştır. Kime çarptı? Vur bir kere daha. Olamaz böyle bir şey. Şans da yok bu takımda. Ah aradan bir gol gelse. Ajose çok yorgun. Ojomo çok yorgun. Seymour'u oyunu almamız lazım. Ajose'nin yerine Seymour'u oyunu alıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir oyuncu değişikliği son 20 dakika. Seymour ne zaman oyuna girse gol attı. Yap ortayı be. Hadi Ojomo. Ah ah, geriden gelen kimse yok. Veron neredesin? Bizde. Aman 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 aman. Delap. Atangana sen çık. Atangana. Tamam. Kuyruklu sen yardım et. Çok büyük boşluklar var. Breites, Taca. Güzel ya. Bunlar mal biraz, mal. İyi oynayamadık ikinci yarı ya. Organize olamadık. Bizde. Yürü oğlum. Hadi Breites. Breites çok ağır kaldın. Atangana helal. Helal. Sakin. Sakin. Son 10 dakika. Sakin çocuklar. Kuyruklu. Hadi oğlum. Offside yok. At bu çalımı. Ah! Ah Agnes. Ayda yılda bir işimiz düştü sana. Evet bas Seymour, bas. Bas bizde. Aldık. Yürü Seymour. Geriye. Hadi Furman. Haydi yapıştır. Ya abi niye rakibin üstüne ya? Aman dikkat. Bizde. Çocuklar bir gol be. Bayram olsun. Bir gol bayram olsun. Ya kuyruklu ya. Top oynayamadık ikinci yarı, çok kötü oynadık. Ne oluyor böyle, ilk defa böyle bir maç oynuyorum ya. Ojomo'yu çıkaracağım. Ojomo'yu çıkarıyoruz ve yerine Fatih'i alıyorum. Kuyruklu da oraya. Seymour'u oraya alalım. Evet Seymour oraya. Hadi be. 3 puanla başlamamız çok önemli. Hadi kuyruklu. Hadi Seymour. Hadi Seymour. Hadi kuyruklu. Bir pas daha. Bomboş. At. Yazdık. İşte bu kadar çocuklar. İşte bu kadar. Fatih. Kuyruklu ve Fatih işbirliği. 3-2 öndeyiz. Ah kuyruklu, o pası atamayacaksın diye o kadar endişe ettim ki. Döndük. Verdik. Durdurdular son anda. Yani... Bir hamle bu kadar etkili olamazdı. Kuyrukluyu forvete almamız, Fatih'i oyuna dahil etmemiz golü getirdi bize. İnanılmaz gerçekten. İnanılmaz. Değiştirdik ve anında golü attık. Şimdi dikkat etmemiz lazım. Ahmet Fatih, dakika 86. Biraz taktik değişikliği yapacağız. Bu 4 dakikada işi riske atmamalıyız. Atmamalıyız çocuklar, atmamalıyız. Kesinlikle atmamalıyız. Fatih biraz geriye. Seymour ortaya. Kuyruklu en ileride kalacak isim olacak. Breites özellikle biraz geriye. Agnes geriye. Kapanmayacağız. Sadece biraz daha yerleşik savunma yapmamız lazım. Veron da buraya. Delap, sen ileride kal. Seymour ortaya. Kuyruklu ve Seymour değişikliği. Veron biraz daha sol orta sahaya yardım et. Kuyruklu ortaya gel. Evet.
Ortayı biraz daha kapatsak. MDO olsa Furman. Kuyruklu da biraz önde olsa. Delap ileride, Seymour ileride. Evet, bu şekilde. 3 oyuncu değişikliği hakkımızda kullanmıştık sanırım. 3-2 be. 3-2. Bu müthiş derbide 3 puan almaya çok yakınız artık. Taraftar 4'ü istiyor ama gerek yok ki öyle bir şeye. Zehirli oku atmayın taraftar. Al. Hayda. Tamam, kuyruklu sen gel. Son 2 dakika, bravo. Bitiriyoruz bu maçı artık. Breites. Evet, biraz top çevirip atağa kalkacağız. O zaman 4. gol belki gelebilir. Hayatta riske alınamaz bu durum. 89-90. Hadi uzatmayı göster. Kaç dakika uzatma? 3 dakika uzatma. Gel bassana. Aşağılık Plymouth, gel bas. Gelin basın. Gelin basın. 3-2'ye razı mısınız? Fatih, 1,5 dakika geride kaldı. Tamam. Tamam, ortada boşluklar var. 2 dakika kaldı. Bitiriyoruz bu maçı. Furman. Veron. Son 30 saniye. Gol için yükleniyoruz şimdi. Yürü oğlum. Yürü. Tamam, bitti. 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 3 puan aldık. Her maç final. Bizim için çok önemli bir 3 puanı aldık. Exeter taraftarı niye mutlu değil anlamıyorum. Sadece kale arkası seviniyor. Oh be. Oh be. İşte bu be, taraftarın gücü ve desteğiyle. Yemin ederim sanki böyle hayatımın en önemli 3 puanı gibi hissediyorum ya. Bu maç bizim için çok önemli değil miydi arkadaşlar? 2-1 geriye düştük. Kazandık ama bir şekilde. Gerçekten çok önemliydi. Her maçı böyle ciddiye alıp, her maçı final gibi oynarsak, her maçta öne geçtiğimizde böyle tedbirler alırsak bu takım neden birinci lige çıkmasın? Zor maçtı. Çok zor maçtı. Ama üstesinden gelmeyi bildik. O lanet hakem bir sarı kart göstermedi. %89 pas isabeti, %56 topa sahip olma ve maçın oyuncusu Joshua Ojomo 9.2. 1 gol 1 asist. Ajose 8.0. Junior Veron 6.9. Burak Hoca'yı bugün yanılttı. Borun'un yerine ilk 11'i aldık ama yanılttı Burak Hoca'yı. Furman'da 8.8 oynamış. Maşallahınız var çocuklar be. Hadi maç sonu röportajı. Ah. Ajose iyi formunu sürdürüyor. Bugünkü performansından ne kadar memnunsunuz? Tüm övgü hakkıdır. Ajose harika bir oyuncu ve tüm övgüyü hak ediyor. Umarım bunun gibi performanslarla bizleri büyülemeye devam eder. Sonlara doğru kıran kırana bir mücadele izledik. Takımınız son 5 dakikada galibiyeti getiren golü atmayı başardı. Biraz şanslı oldu değil mi? Bazen biraz şansa ihtiyacınız olur. Şansla hiçbir ilgisi yok. Umarım bir dahaki sefere şansa ihtiyacımız olmaz. Şansla hiçbir ilgisi yok. Daha iyi olan taraf açıkça bizdik. Tüm maç boyunca fırsat yarattık ve doğal olarak kazandık. Şansla hiçbir ilgisi yok. Keşke daha erken atabilseydik. Güzel cevap verdik. Exeter City kazandı ama sıkı bir mücadeleydi. Rakibin farkı kapatacağından endişelendiniz mi? Hayır. Bir saniye bile. Hayır. Sakin kalıp maçı alacağımıza emindim. Onları yenmek her zaman güzel bir his veriyor. 3 puan bizim oldu Hüseyin Şahan Yıldız katili kırmızı kep. O zaman... Hayır, şu daha güzel. O zaman... Keyifler yerinde. Exeter City. EFL Lig 2'nun artık 3.sü. Ama aynı puana sahip 3 takım var. Ya bu Colchester kim ya? Colchester. Kim abi bu takım ya böyle? Antrenman günündeyiz. Evet, çocuklarımızı biraz geliştirmenin vakti geldi. Takvim. Colchester ne zaman abi? Evet, 29 Aralık. Bu senenin son maçında deplasmanda Colchester'a karşı oynayacağız. Zor maçlar Forest Green. Sonra 5 maç sonra Colchester'la bir kere daha. Çok zor olacak. Antrenman günü. Şu hocalara bir bakalım hele. İkisi de bir yere gitmiş değil mi? He, bak az önceki oyuncularla yetenek avcısı müsait. Hemen göndermemiz lazım bunu. Bu sefer kime gönderiyoruz? Almanya'dan kaleci buluyordu değil mi diğeri? Oyuncu izleme sistemi. Nereye gönderelim ya? Bu adamın görüşü ve tecrübesi iyi. Nereye göndersek? İtalya diyenler var, Portekiz diyenler var. Avustralya, Romanya, Hırvatistan. Ya zor çıkıyor işte ya oralardan da. Japonya, Maponya. Japonya'dan güzel bir oyuncu çıksa? Arjantin, Bolivya, Şili. Ya Güney Amerika. Uruguay'a göndersek mi ya? Şili veya Uruguay. Daha önce göndermediğimiz Almanya'ya kaleci gönderdik. Ya da Arjantin'e mi gönderelim? Evet, bu kariyerde Arjantin'e göndermedik. Bir Prado gibi bir çocuk çıkarabilir miyiz? Arjantin'den bir Veron da çıkarabiliriz belki. Gelin Arjantin'e gönderelim. 3 ayda kimseyi bulmuyor yalnız ya. 6 ay yapmamız lazım bence. Hepsi diyelim 6 ay kalsın Arjantin'de. Daha mı kârlı oluyor? Yo, 108 bin, 216 bin, 324 bin. 6 ay Arjantin'e gönderelim. Her telden oyuncu bulsun bize. Evet. 6 ay ve hepsi. Hepsi olsun bu sefer. Ne kadar paramız var? Gelecek ilk parada bir altyapı hocası daha almamız lazım. Şunu almamız lazım işte, var ya. Paraya şiddetle ihtiyacımız var ya.
Altyapıdan oyuncu çıkarıp satıp 50 bin bütçemiz var ya. Kötü bir ekonomimiz var. Mali durumumuz berbat. Ofis, bir tane mesaj. Kazançlar 2,5 milyon euro, giderler 4 milyon euro. İşlemler, forma satışları. Bu sene en çok kuyruklunun, Junior Vero'nun ve Furman'ın forması satılmış. 26 bin henüz. Bilet sayısı. Bu sezon ortalama seyirci sayısı 8 bin mi? Tribünler hep dolu görünüyordu. Ayvayı yedik biz. Antrenmanlar çok çok önemli. En son yaptırdığımız Cabral, Ojomo antrenmanı. Evet, Ojomo'nun 4 özelliği yükseliyor burada. Bada'yı da yükseltiyoruz. 3 özelliği. Cabral'in serbest vuruşu bu antrenmanda gelişmeyecek çok fazla. Ama uzaktan şutu falan artıyor. Bada uzman atak pozisyonları. Cabral'e başka bir şey çalıştırsak şimdi Cabral'e. Ne zaman 16 yaşında olacak acaba ya? Direkt serbest vuruşlar. Evet, bunu da bir uzman atak pozisyonları çalıştıralım. Ojomo uzman atak. Bada uzman atak. Cabral uzman atak. Uzun sürebilir bu antrenman ve başarısız olma ihtimalimiz de yüksek. Sonuçları gör ya, beye kalsın. Tam dana gözü bitti, antrenmanımız bitti. Bence güzeldi. Değil mi? İkinci maça giriyoruz arkadaşlar. Evet, bir şehir kontrolü yapalım mı? Biraz rahatlamak için. Ben de bir kahve yudumlayayım. Hangi şehirden yayını izliyorsunuz? Bir chat'i şöyle hareketlendirelim. Bartın, Ankara, Kastamonu, Eskişehir, Artvin, Azerbaycan, Antalya, Bakü, Karabük, İzmir, Denizli, Erzurum, Yozgat, Tekirdağ, Adıyaman, Sakarya, Mersin, Kırşehir, Avusturya, Hatay, Giresun, Balıkesir, Alanya, Gümüşhane, Kuşadası, Afyonkarahisar, Bursa, İzmir, Eskişehir, Uşak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Tekirdağ, Tokyo, hadi lan. Sinop, Londra, Bandırma, Konya, Ötüken, Düzce, Çarmuzu. Çarmuzu neresi? Nerenin ilçesi? Evet, süpersiniz arkadaşlar. Fatih son anda Exeter takımına galibiyeti getirdi. Zamanı ileri alalım şöyle bir. Warren, son zamanlarda iyi bir form grafiği yakaladım ve kendimi iyi hissediyorum. Umarım Bradford maçında beni oynatırsınız. Düşüneceğim. Evet, Veron'u çıkarıp Warren'u alacağım oyunu. Raporlar güncellenmiş. Hemen bakalım. Of, potansiyeli geri arttı. Arkadaşlar, potansiyeli müthiş oldu. 93'e düşmüştü, hatırlıyor musunuz? Ve şimdi 82 ile 94 arası oldu. Okoye'de 63-77. Hadi be, çabuk 16 yaşına gel ya. Çabuk 16 yaşına gelmen lazım. Bradford arkadaşlar. Forvo, bakın böyle durumlarda, bu tarz durumlarda işinize yarayabilecek bir site var. Forvo.com diye. Forvo. Girin oraya. Ben mesela Fenerbahçe Euroleague serisi yaparken bütün oyuncuların telaffuzlarına falan buradan bakmaya çalışıyordum. Ders çalışıyordum yani, bildiğiniz. Yazıyorsunuz istediğiniz kelimeyi. Siz de yardımcı olabiliyorsunuz. Böyle işte örnek veriyorum. Bradford'ı Amerika'daki biri nasıl okuyor? Portekiz'deki biri nasıl okuyor falan diye böyle sonuçlar çıkıyor. Çok güzel. Bradford'muş. Yayını paylaştım. Eniştem ve eski kız arkadaşım girdi diyor Enes Ulusoy. O zaman Enes Ulusoy'un eniştesine ve eski kız arkadaşına selamlar buradan. Bradford maçındayız değerli futbol severler. Bradford Lig'de 16 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet almışlar. 5 averaj. Biz ligin en fazla gol atan takımıyız. Colchester'dan da üstüz. Ama 25 golle şu sayfada bizden fazla gol yiyen bir takım yok. İniyoruz aşağıya. Evet. Ligin en fazla gol yiyen 5. 6. takımıyız. Buna bir dur dememiz gerekiyor artık ya. Hep 2 gol, hep 3 gol. Bir ara toparlandık 6-0, 3-0 ama defans oyuncularımız ya da defansta yapmamız gereken başka şeyler var. Rüzgar Saner, 20 yıldız. Junior Veron, Warren değişikliği. Bizim parkımız sakatlandı değil mi? Hala yok ortada. Delap. Delap geçen maç oyunda görünmedi. K'yi oynatıyorum. Agnes, Atangana, Warren. Breites, Veron, Furman, Kuyruklu, Ajose ve Ojomo. Evet. Bada 58 rating oldu. Evet, bu şekilde sahadayız. Yine bu şekilde sahadayız. İlerleyen dakikalarda oyunu alabileceğimiz Fatih, Bada, Junior Veron gibi isimler var. Bradford karşılaşmasına bu şekilde çıkıyoruz. Hadi bakalım. Şans bizden yana olsun. Dualarınızı esirgemeyin. Deplasmanda Bradford karşılaşması başlıyor. Zor bir maç. Yine zor bir maç. Deplasmanda 1 puan yeterli bizim için ama aynı puana sahip 3 tane takım var. Biz kaybedersek, biz puan alamazsak, ya biz 3 puan alamazsak onlar üstümüze çıkacak. O yüzden bizim de kazanmamız gerekiyor. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Hashtagler yazılmaya başladı. Umut, Altın, Saldır, Exeter. Çağlar Kanca, nereye yeniyorsun? Mehmet Yusuf, Berre ve Exe, haydi Exeter demiş. Deplasmanda zor bir maç olacak. Öyle hissediyoruz. Umarım bu sefer hakem bizim canımız sıkacak kararlara imza atmaz. En çok gol atan takımların başındayız. Colchester'la aynı sayıda gol atmışız. İki takımda 37 gol. Ojomo'dan çok şey bekliyoruz. Ajose ve Ojomo yan yana görüntüde. Kuyruklu'da görüntüde. Başarılar çocuklar. Başarılar Exeter City. Şans bizden yana olsun.
Temiz oynayalım. Evet, çok temiz oynayalım. Maç skoru tahminlerinizi bekliyorum. Neler düşünüyorsunuz? 1-0 olsun, bizim olsun ya. Sakin futbol eşteği var. Oğuzhan Budak'tan ve maç başladı. Haydi başarılar çocuklar. Başarılar Exeter City. Akpan. Bradford 11. sırada. Açtı oyunu. Tamam, kuyrukluğun yardıma gelmesi gerekiyor. Orada kuyruklu oyuncuyu savunacak. Bölgenizi terk etmeyin. Lütfen kimse bölgesini terk etmesin ve hava toplarında dikkatli olun. Her antrenmanda bunun üzerine çalışıyoruz. Kuyruklu. Kapat. Daha çok koşan kişiden olacaksın. Evet, sakin savunma. Evet, Atangana. Aman Atangana. Aman böyle bir gol yersek gerçekten hayal kırıklığı olurdu bizim için. İndirdiğin yer müthiş. Bomba gibi bir yer. Atangana, sen dön geriye. Dön geriye Atangana. Warren kendi kendine kornere attı topu. 2-1 yenileceğiz, 3-1 yenileceğiz. 2-1 kazanacağız, 3-2 kazanacağız, 3-1 kazanacağız diyenler var. Var çıktı 1.95 boyu. Kafayla indirildi, aman. Aman Furman. Hakeme bir an baktım, penaltı noktasını gösterir mi diye, sanki eline çarptı gibi. Vallahi eline çarpmış ama yakın mesafe diye vermedi herhalde. Bir korner daha kullanılacak. Yağmurlu bir hava. Top kontrolü zor. Kötü korner. Çıkın. Ward. Atangan'ı uzaklaştırın. Böyle şeyler yok. Keşke dikseydik ya. Connor. Biraz baskı yapmaya başladık. Evet. Biraz baskı. İki kişi. Kötü baskı. Veron gel yardıma. Bir ortada. Ward nereye? Ama iyi oldu belki de. Hadi Furman. Haydi Furman, yürü. Biraz ağırsın ama yapabileceklerini biliyorum. Sağ tarafta Key boş. Ojomoh gidiyor. Ojomoh. Ah, müthiş kaçtı fakat Furman. Atsana taç çizgisinden. Çizgiye paralel atsan Ojomoh. Koşar oraya doğru be. Dikkat. Warren dikkat. Warren dikkat. Bravo be, yedin çocuğu. Furman sakin. Sakin. Aç oyunu abi. Aç oyunu. Çok güzel yere. Agnes. Ajose. Ojomoh. Sark arkaya. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Evet, başarılı oldu bu sefer. Kuyruklu. Kuyruklu. Korner bizim. Güzel. 16. dakika. Bu sefer Atangana'ya korneri kullanacak Veron. Atangana. Hadi be. Hadi bir kafa golü. Haydi. Atangana'ya geçti kafa. Top önümüze düşmedi. Uzaklaştırdılar. Veron topu kontrol etti. Geriye. Kuyruklu. Ters ayağında. Kuyruklu. Sol ayak vurdu. Kaleciden döndü. Bir çalım gelir mi? Ajose. Penaltı noktasına bakıyorum. Kimse yok. Kimse yok. Var mı? Sakin. Abi olacak iş değil ya. Bir türlü istediğimiz yere gitmedi. Veron. Veron. Bir çalım. Ve sağ ayakta bir şut gelir mi? Veron bir çalım attı fakat ikinci oyuncu orada Veron'u kapattı. Kuyruklu dön geriye. Veron. Kuyrukluya doğru. Hadi kuyruklu be. Bir çalım gelebilir mi? Kuyruklu. Vazgeçti. Geriye dönecek. Veron'a. Veron. Furman. İyi şutları var. Tekrar Veron'a baktı. Olmadı. Çapraza. Ajose. Bindir. Bindir kuyruklu. Bindir kuyruklu. Bindir kuyruklu. Al sol ayağına. Dışarıya. Abi bir türlü şut pozisyonu bulamıyoruz. Bir türlü bulamıyoruz. Sakin. Orada top çevirirsek bir şekilde biz gol atarız. Sakin. Doğru noktayı bulana kadar. Doğru noktayı bulana kadar. Kaçan oyuncularla çok fazla ilgilenmiyoruz şu an. Evet. Şimdi biraz boşluk var. Bindir. Agnes bindir. Evet. Tamam. Tekrar çevir. Evet. Yapma be Agnes be. Çok toplu oynadık ama maalesef bu atağın sonu gol olmadı. Genelde golü bulurduk. Atangana dönmen lazım geriye. Çok yavaşsın Atangana. Çarparsan yersin onu. Şimdi yer değiştirin. Veron, 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 sen bas, sen bas, sen bas. Çektirmeyin. Şut direkten döndü. İnanılmaz. Nasıl bir şey bu? Hadi. Hadi be. Ojomoh. Yürü. Yürü Ojomoh. Ah evet. Mükemmel bir çocuksun lan sen. Orada top kaptırmaman gerçekten çok önemliydi. Anne sakin. Evet. Evet. Geliyoruz. Geliyoruz. Biraz seri oynamaya başladık. Ojomoh. Agnes çalım denemesi. Pardon. Ajose çok özür dilerim. O çalımı atsaydı daha önce ligin başında buna benzer golleri vardı. Bastı Veron, alamadı topu. Top bizim ayağımızda. Böyle oynarsak bir gol atarız. 1-0 olsun, bizim olsun. Aman. Aman sakin. Aman sakin. Aman sakin. Veron. Çık ve al bu topu. Tamam Breites, sakin. Orta yaptırmayın. 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 Güzel. Son 10 dakika. İlk yarı iyi top oynayamadık. Top bizim ayağımızdaydı ama bir tane gol pozisyonumuz yoktu ya. Bir tane bile gol pozisyonumuz yoktu. Bari şunu atlatın. Atlatın şunu. Bir bitir hoca. Bitir, lanet olsun. Bitir. 0-0 deplasmanda. Ortada bir futbol.
İyi top oynamıyoruz fakat kötü de değiliz. Nasıl yapsak, herhangi bir değişiklik yapalım mı yapmayalım? Bu şekilde iyi ya. Fakat atak da yapamadık. Biraz daha zaten yeterince sakiniz. Hatta çok sakiniz. O yüzden herhangi bir pozisyona da giremedik. Doğru zamanda doğru atağı yapmayı bekliyoruz ama rakip iyi kapanıyor. Hadi bakalım. Gel yardıma. Gel. Hadi çapraza. Evet. 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 Gel ortaya. Hadi Ojomo. Hadi abi ver kaç. Maalesef inanılmazlar ya. İnanılmaz kapanan bir takım, böyle bir şey yok. Kuyruklu. Tek top. Tek toplar da olmuyor işte. Maalesef sakin olmak zorundayız. Bir pozisyon bulamadık ya. Yardıma gelin. Oyunu kanatlara yayıp ortadan gelmem gerekiyor. Ortayı boşaltmaları gerekiyor. Ya da sistemde biraz daha oyunu kanatlara açmam lazım. Orta çok kalabalık. Şimdi geldiler. Gol yersek çok kötü olur bizim için. Yine orta. Vart bravo be. Key. Taç çizgisinden. Yürü. Yürü abi. Yürü. Tamam bekle. Gel Verkaca. Bir kere daha. Çok güzel. Geliyoruz. Hadi geliyoruz. Ver ona. Dışarıya. Vur. Ah Furman, ah. %100 gol pozisyonu. %100 bomboş. Hiç tehdit eden bir oyuncu yok fakat top dışarıya gitti direğin yanından. İyi geldik fakat olmadı. 10 dakika içerisinde biraz sistem değiştireceğiz. Furman ileriye kadar çıktı. Yaptırmayın ortayı. İçeride adamlar olabilir. Şut yok. Şut yok. Bomboş. Şut yok. Şut yok. Dışarıya. Bir durduralım. K-Delap değişikliği. Kuyrukluyu biraz daha kanada doğru alıyorum. Sağ orta sağa. Ojomo'yu da biraz açıyorum sol tarafa doğru. Evet. Ortayı biraz boşaltacağız. Daha sonra Ajose'ye doğru geleceğiz. Bir değişiklik var. O da K-Delap değişikliği şu anda. Gönül Furman dinlemiyor. Hadi bakalım ya. Bir gol. 1-0 olsun, bizim olsun be. Atangana. Yayın oyunu abi. Yayın kanada. Yayın. Hadi Delap. Ajose. Yürü. Tamam yürü. Yürü gittin. Gittin. Harika top. Gittin. Gözüm Ajose'de. Ajose. Bir pas. Çok kötü yere be. Niye bu anlaşmazlık? Neden bu anlaşmazlık? Müthiş atak olacaktı. Müthiş gol pozisyonu olacaktı bizde. Ya Veron topa ya. Abi niye topa koşmuyorsunuz? Gerçekten çok üzücü ya. Top kendilerine çok yakın. Etrafında kimse yok. Belirli bir açıyla topun etrafında dönüyorlar. Yani bu benlik bizlik bir şey değil. Deplasmanda bir baskı, görünmez bir baskı var rakip takımdan. Düşünce olarak mı, beyin olarak mı bilmiyorum. Çocuklar maça tam konsantre olamamış gibi sanki. Tamam. Ortaya. Ajose. Gelin ortaya. Gelin ortaya. Gel Ajose. Evet. Hadi Veron. Hadi kuyruklu. Ah yine kötü pas be. Yine o top geçmedi ya. Maalesef oyuncularımızın pas yeteneği çok kötü ki. Anne senin geriye dönmen lazım. Yorgunluktan öldün biliyorum. Dön geriye. Orta. Kötü kafa geldi. Bir oyuncu değişikliği daha yapmamız lazım. Bu şekilde olmaz abi. Ojomo'yu geri ortaya alacağım. Kuyrukluyu çıkarıyorum. Fatih giriyor oyuna. Vero'nun yerine de Bada'yı oyuna alıyorum. Evet Bada. Biraz daha sakin. Yemeyin abi. Bravo Bada. Bravo Bada. Koş. Geriye gel. Geriye gel. Yardıma gel. Bada basın o topu alın. Aman. 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 Hadi sakin çıkmalıyız. Sakin çıkmalıyız. Bada. Güzel. Hadi çocuklar. Hadi Breites. Hadi Breites. Bas topa. Ojomo. Yürü. Bir pas daha. Hadi be. Ojomo yürü. Ojomo bindir. Ojomo. El var. Ya abicim ya. Bizde. 85. Nasıl bir takım bu ya? Ortaya. Çok güzel. Ama böyle bir futbol yok abi ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ya topun gerisinde kalıyorlar, ya topa basmıyorlar, ya pas atmıyorlar. Bu maç çok garip bir maç. Bravo be Breites. Bravo be oğlum. Hadi kontra atak. Çok adamla geldik bu sefer. Offside yok. Yok offside. Yok offside. Veron bindir. Veron bindir. Yürü. Kim o? Ya %100 gol pozisyonu arkadaşlar ya. %100 gol pozisyonu ya. %100 gol pozisyonu. Karma karışık oldu aklım orada. 50 kişi boştaydı. Lütfen ya. Bunu atmalıydık be. Onu atıp bitirmeliydik. Son saniye. Son 30 saniye herhalde berabere bitecek.
Bitirme hoca. Bitti maalesef. Ne pas verebildik, ne oyuncular topa koşabildi. Biraz garip bir maçtı ya. Beraberlik olmamalıydı ya. Şu golü atıp 1-0 kazansak ne kadar güzel olurdu. Sağlık olsun. Evet, sağlık olsun. 0-0. Maalesef 0-0. Oyuncularımız hücum attı 6.2, 6.3, 6.0. Yoktuk. Yani gerçekten yoktuk. 2 pozisyona girdik. O da maalesef gol olmadı. Onun dışında hiç top oynayamadık ya. Hiç anlaşamadık aramızda. Bugün sıkı bir mücadele yaşandı. Performansınızla ilgili genel yorumunuz nedir? Takımın gergin olmasını anlayabiliyorum. 2 güçlü savunma karşılaştı. Evet, 2 güçlü savunma karşılaştı. Açıkçası gol atmamızı bekliyordum ama bugün savunmacıların günü oldu. Yine de adil bir sonuç alındığını düşünüyorum. İki takım da yenilmeyi hak etmedi. Evet, öyleydi. Genele baktığımız zaman maçtan golsüz berabere ayrılmayı bekliyor muydunuz? 4 tane şık geldi bu sefer. Futbol satranç gibidir. Bu seviyede oynayan veya teknik direktörlük yapan herkes futbolun bazen satranca benzediğini bilir. Sıkıcı ve sönük bir futbol oynamak bize yakışmaz. Ancak bazen bu kaçınılmaz oluyor. Evet, aynen öyle oldu bugün. Akpan bugün rakip takımın en iyilerinden biriydi. Bradford karşısında iyi bir sonuç almanızı onun savunmadaki özgüvenli oyunu mu engelledi? O gerçekten iyi bir oyuncu diyeceğim. Akpan iyi bir oyuncu ve Bradford takımında fark yaratan isimlerden biri. Oyuncularım onu izleyerek bir şeyler öğrenebilir. Evet, deplasmanda 0-0. Fena bir skor değil ama keşke bir gol atabilseydik. O son pozisyonda biraz daha etkili olabilirdik. Şimdi FA Cup macerası başlıyor. Evet, FA Cup macerası başlıyor. Hedeflerden uzak mıyız? Ha, finansal olarak maalesef. Bana kulak verdiğiniz ve formdayken beni sahaya sürdüğünüz için size minnettarım. Devam et. Bu gibi performansları her hafta bekliyorum. Böyle devam edersen tartışmasız ilk 11 oyuncusu olursun. Oyuncu gelişimi. Sırada FA Cup maçımız var. Peki o FA Cup maçından kaç gün sonra lig maçı? Güzel, 4 gün sonra. Forest'in 6-0 kazandığımız takıma karşı FA Cup maçına çıkacağız. Bir antrenman günü. 3 özellik artacak, 3 özellik artacak, 2 özellik, 3 özellik, 4 özellik. Aynen, şu antrenmanı gelin bir yapalım. Ligdeki duruma da bakmamız lazım. Herman geçen maçın en etkili oyuncularından biriydi. Bu maçta da güzeldi performansı. Pozisyona girebilen sadece Herman oldu. Birini gol atsa kahraman olacaktı. Atamadı. Taraftar için maalesef gönderilmesi gereken oyuncular listesine girdi şu anda. Futbol böyle bir oyun değil arkadaşlar. Bir oyuncu iki tane gol kaçırınca onu direkt böyle topa tutmamalıyız. O pozisyona girebilen forvetlerimiz olmadı bugün. Gol atmak Firmino'nun işi değil. Biri girseydi kahraman olacaktı ama atamadı. Biz iyi oynamadık ki. Takım iyi oynadı mı? Takım iyi oynamadı. Ne yapsak şimdi? Bu kupa maçından sonra yeterli bir zamanımız var oyuncuların dinlenmesi için. 4 gün. Yeterli. Ama yine de birkaç değişikliğe gidebiliriz. Bu maç FA Cup. İngiltere'de önemli bir kupa ve yönetimin beklentisi de var bununla alakalı. Son 32'ye kalmak. Zaten finansal beklentileri yerine getiremediğimiz için biraz reytingimiz düşmüş durumda. Ofiste bir tane mesaj. Aylık oyuncu izleme raporu. Almanya'dan kaleciler. Bakalım. 17 yaşında, potansiyel 81, 1.90. Bu çocuğun değeri yüksek arkadaşlar. 150 bin en az. Böh. Bunu zaten okuyamayız. Reddet. Bu çocuk 210 bin değeri var arkadaşlar. Çünkü şu anda bu çocuk 65 rating falan. Yok, 210 bin 65 rating fazla. 60-61 rating şu an bu çocuk. Yani mevcut kalecimizden daha iyi. Brandt, Sebastian Brandt, yeni Moraes, 1.90. Potansiyeli aslında hiç fena değil ya potansiyeli. 80 iyidir abi. 80-78 Premier Lig'e kadar bizi idare etmez mi? İlla 90 mı olması lazım potansiyelinin? Nasıl işe yaramaz ya? Yani bir oyuncunun potansiyeli illa 90 mı olması lazım? Bu çocuk 80'e kadar, 81'e kadar kendini geliştirse kötü bir oyuncu mu olacak? Oyuncuyla sözleşme imzala. Biz eski Exeter kariyerimize bakın arkadaşlar. Hangi oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'ne kadar 80 yaptık? Hatırlayın abi, yani en az 60 reytingi var bu çocuğun. 61 reyting, evet. Doğru. Erkenden antrenmanlara başlatırsak da potansiyeli artacak. Sen şimdi kalende 60 reytinglik 24 yaşındaki oyuncuyu mu oynatırsın? Yoksa 17 yaşındaki 61 reytinglik bir çocuğa şans verip onu geliştirmek mi istersin? A takım. Kadro. Bakın. 59'luk kaleciyle oynuyoruz ve 22 yaşında. Uçuş, top kontrolü, vuruş, refleks, Brandon daha iyi. Risk alıyoruz. Moraes 50 iken aldık. Evet, Moraes'i 50 iken aldık ama potansiyeli bu çocuktan çok daha yüksekti. O yüzden hızlı gelişti. Gel abi. İlk maçında kaledesin. Böyle böyle pişeceksin çocuğum. Altyapıdan çıkardığımız hafta FA Cup maçında oynayacaksın. Kimi çıkaracağız buradan?
Şimdi abi birkaç değişiklik yapmam lazım. Agnes'i çıkarıyorum. Yerine bu maçta Varkay oyunda. Biz daha çöp rant seslerini falan duyacağız. Ona hazırlıklıyız. Yapacak bir şey yok. Moraes de öyleydi. Warren, Atangana, Breites, Ojomu, Ajose, Kay, Williams. Kay'in yerine Junior Veron. Bu maçta bu şekilde oynuyoruz. Furman'ın yerine de Fatih'i oyuna alıyorum. Evet, bu maçta böyle başlıyoruz arkadaşlar. Hadi çıkın gösterin kendinizi. FA Cup ilk maçı. Biz gençlere önem vereceğiz. Bizim her zaman ilk işimiz oyuncu yetiştirmek olacak. Ligde 6-0 yendiğimiz Forest Green'e karşı bakalım FA Cup'ta neler yapacağız. Tahminlerinizi bekliyorum. Aynen, eşofman vereceğiz, doğru. Ama hak etmesi lazım ilk başta. Şöyle birkaç maç kendine gelsin, eşofmanı vereceğiz. Bu senenin ilk FA Cup maçı. İlk heyecanı evimizde Forest Green'i konuk ederek başlıyor. Yeni Exeter Atatürk Stadı'nda Ojomu son 3 maçta 4 gol atarak takımımızın en dikkat çeken oyuncusu. Burak Hoca yeni kaleciye güvendi. 17 yaşında. Çık dedi. Kendini kanıtla. Bu forma senindir Premier Lig'e kadar. Daha önce buna benzer bir şeyi Moraes için de söylemişti Burak Şener. Taraftarlar bu Burak Hoca'nın risk almasına, böyle bir kaleciyi, 50 ratinglik kaleciyi takımda kaleci olarak özellikle ilk 11'de görünce çok şaşırdılar. Bazılarının Burak Hoca ile arası açıldı. Böyle oyuncu kaleye mi girer diye. Türbünlerin bazıları destekledi bu oluşumu. Bu genç hareketi, ama Burak Hoca sonunda haklı çıktı ve Moraes Exeter taraftarının sevgilisi oldu. Bir önceki maç bizim için biraz kötüydü. Evet, pozisyon bulmakta zorlandık. Furman 2 gol kaçırdı. O 2 gol kaçıran Furman'ı Fatih ile yer değiştirdi Burak Şener bugün. Çünkü Fatih de 2 maç önce bize galibiyet golünü getiren oyuncuydu. Sağda bir değişiklik var, o da Agnes Varkay değişikliği. Hadi başarılar çocuklar. 6-0 yendiğimiz rakibimizi FA Cup'ta aynı şekilde yenebilir miyiz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kuyruklu. Bir tur, iki tur ilerlememiz lazım. Çünkü yönetimin de bizden beklentisi FA Cup'ta birkaç tur galip gelmek. Sağ tarafa Varkay'a. Varkay da sezona flash bir şekilde başlamıştı. Leasing.com kupasında Varkay oynamıştı. 6-0'lık maçta da sanıyorum Varkay vardı. Ya da milli takım arasında mıydı tam bilmiyorum. İyi geldik sanki. Veron, Veron orada topu kaybetmemelisin Williams. Veron düşürdüler topsuz alanda, hakem devam dedi. Olmaz. Bunları görmeleri lazım. Breites alman lazım bu topu. Bravo Breites be. Ama çok acele etti. Top bizde. Güzel. Çocuklar. Çocuklar lütfen. Taylor. Orta. İçeriye. Ya şu kafa topuna bir kişi çıksın be çocuklar ya. Bir kişi çıksın ya. Yalvarıyorum ya. Herkes izliyor gelen ortaları. Atangana ne yapıyorsun sen orada ya? Hep ortadan mı gol yiyeceğiz biz? Ya sen adamın önündesin, 27 numaralı adamın önündesin, niye geriye doğru koşuyorsun ya? Topa koşacaksın abi, bak orada Varkay kafaya çıkıyor, sen izliyorsun mal gibi. Evet, acil Orellana Lopez ayarında iki tane stoper bulmak zorundayız. Bu iş bu stoperlerle gitmeyecek. Ligin en fazla gol yiyen takımıyız ve evimizde 1-0 gerideyiz Forest Green karşısında. Yürü, offside. Offside olsa da Junior Veron'un pasa rakibin ayağına. Hadi oğlum. Hadi. Hadi Ojomu, Ajose işbirliği. Veron yürü. Veron bindir. Çok güzel yere. Bindir abi. Bindir, bindir. Bindirmen lazım. Bindirmen lazım. Hadi Breites. İn çapraza. İn, in çapraza. Yap sert. Sert orta böyle mi olur ya? Sert orta böyle mi olur be? Geliyoruz. Hadi Ajose. Hadi Ajose. Hadi Ajose. Olamaz ya, olamaz, olamaz, olamaz. Topa bassak Veron bomboştu. Fakat olmadı. Kuyruklu. Hadi oğlum be. Hadi Fatih. Hadi Fatih. Bir şut denemesi. Fatih vurdu, kaleci uzandı. Volakot. Ah, kayarak müdahalesi de topa değil. Bak burada son anda ayağımıza da vurdu orada ama hakem hiç ne avantaj ne birazdan sarı kart gösteririm öyle bir derdi yok. Gel yardıma, bu sefer paslaşacağız. Kuyruklu. Atladı topun üstünden Kuyruklu. Kuyruklu. Yürü oğlum. İyi oynadık sanki. Evet. Bir korner daha. Ojomo iyi işler yaptı orada. Gel, 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 gel. Gel abi, gel, gel, gel. Kuyruklu çekti. Ojomo. Ojomo. Plase. Vuruş. İğrenç bir şut Fatih'den. İğrenç bir şut. Winchester. Bas. Olmadı. Atangana, aman Atangana, aman Atangana. Kalecimizin golle yapabileceği çok bir şey yoktu. 31. dakika paslaştılar. Geriye. Veron kapat orayı. Çok güzel.
Tamam, sakin. Sakin, sakin. Birbirinize girmeyin. Evet. Atakta... Ya abi kuyrukluyor o top ya. Gözünü seveyim. Niye bu anlaşmazlıklar ya? Bravo Brandt. Sola Breites. Breites yaklaş ortaya doğru. Yaklaş. Ortadan gelelim yavaş yavaş. Hadi Ajose. Görünmüyorsun kaç maçtır. Çapraza. Evet. Yürü. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Offside yok. Yürü. Yapıştır. Fatih. Ya orada oynayan herkes kendini kaybediyor ya. Bu nasıl kötü ağır bir kontrol Fatih be. Bas. Dön geriye. Ojomo müthiş gördü Fatih'i ama maalesef Fatih 3 kez golle karşı karşıya geldi. O bölgede oynayan oyuncu demek ki bizim golle burun buruna gelen oyuncularımız oluyor. Furman'ı hatırlayın. Fatih'i hatırlayın. Gol'un son anda. Yaptırma ortayı. Yaptırma kuyruklu. 40 dakika geride kaldı. Biz de. Çıkıyoruz. Hadi. Hadi çocuklar. Hadi Ajose. Hadi oğlum. Veron. Junior Veron yürü. Yürü Junior Veron. Çok güzel kontrol. İçeriye giriyoruz. Junior Veron. Pas. Bir kere daha. Kuyruklu. Bir kere daha. Veron'a. Gol. Ya ne kadar kötü bir kontrol gene ya. Gelişine şut çektim be. Ah Veron orada gelişine vurdu fakat yine saçma sapan bir kontrol. Maalesef yine golü kaybettik. Bulamadık. Ya çok iyi gelip bu kontrollerden dolayı golü bulamamak gerçekten çok üzücü. Leş gibi top kontrol var oyuncularımızın. Vurdurmayın. Ya gelişine vurduk Veron'la ya. Ne yaptı orada anlamadım gerçekten. %90 pas isabeti, 1-0 gerideyiz evimizde. Çok sinirliyiz ya. Çok olumsuz şeyler var. Veron. Geriye, kuyrukluya. Evet, ortaya doğru taşıyoruz. Ortaya doğru. Yürü. Çok güzel yere. Hadi geliyoruz çocuklar. Hadi Breites. Basman lazım. Geriden gelenleri beslemen lazım. Evet. Hadi ortaya. Kuyruklu. Önce ortaya, sonra kuyrukluya. Önce ortadaki adama düşündüm. Eğer onu oraya atsaydı kuyruklu kaleciyle karşı karşıya kalacak bir koşu gerçekleştirecekti. Ama ilk kuyrukluya atınca pozisyon öldü. Yürü. At bu pası. Yine berbat bir pas. Maalesef pas vermiyor oyuncularımız ya. Veron kaybetme. Hadi oğlum pas. Yapıştır. Ajose. Taktık. Bitti. 1-1. Nika Ajose 1-1. Nihayet 1-1. Nihayet aradığımız golü bulduk. Öyle ya da böyle bulduk. Çok mutluyuz. Ajose taktı tavana. Taktı tavana 1-1. Bu gole şiddetle ihtiyacımız vardı. Çok ihtiyacımız vardı. Junior Veron ve Ajose. Öyle ya da böyle bulduk. Bravo çocuklar be. Stresli maçın 55. dakikasında golü bulduk. Beraberlik golü. Şimdi yeniden başlıyoruz. Berabere biterse maç ikinci bir maç olacak biliyorsunuz. Ama bu sıkışık fikstürde biz ikinci maç gibi bir şey istemiyoruz. Saldırın çocuklar. Junior Veron geriye. Varka sen arkada kal. Bas Veron. Sen bas ve al. Stoperler çıkmayın. Çıkmayın stoperler. Veron bas. Tamam Ojomo gel geriye abi. Gel geriye. İki kişi lütfen. Kendinize gelin. Toplara kafa attırmayın. Hadi bir kontra atak. Hadi Breites. Hadi Veron. Geliyoruz çocuklar. Bindir. Müthiş bir koşu var. Fatih gole doğru gidiyor. Ajose. Ya böyle bir vuruş mu olur Ajose ya? Gözünü seveyim ya. Bunu forvetimiz yapmamalı ya. Bir forvet orada bu golü kaçırmamalı ya. Ariol sen ne büyük oyuncuymuşsun be. İkiye atsak müthiş olmayacak mıydı? İkiye atsak? Ulan Ajose. 5 dakika önce golü attın, bir şey diyemiyorum sana. Shepherd. Ajose geriye kadar geldi. Ajose nereye daha? Tribüne mi pres yapacaksın? Aman diyoruz herhalde. Bravo Brandt. Bravo çocuğum. Köşeden aldı topu. Bu özgüvenin yerine gelmesi için çok önemli bir kurtarıştı. Ojomoh yardıma geldi. Hayır. Roveşata dışarıya. Dışarıya. İyi yere attın Veron. Veron. Ağzımızı kırdı. Joystick titredi ya. Fal ver orada ya.
Ya ama böyle bir şey olamaz. Şuursuzca kayıyor ve benim kontrolümün bozulmasına sebep oluyor ve hiçbir şey yok. Ya lanet olsun ya, offside. Offside. Hayvan gibi kayıyor. Joystick titriyor. Bir avantaja ver be kardeşim ya. Avantaja bırak orada. Pas hatası yapınca durdurursun. Gol yiyorduk ya az kalsın. O adam şiddetle kaydı mı? Kaydı. Topu alabildi mi? Alamadı. Bu faul abi. Başka bir şey yok bunun. Başka bir açıklaması yok. Hadi Ajose. Yürü Veron. Yürü Veron. Yürü Junior Veron. Yürü. Yap ortanı. Sert orta. Olmadı. Varkay indir. Kuyruklu geride. Hadi kuyruklu be. Veron'a. Veron şut pozisyonunda. Sol ayağında. Ters ayağında. Fatih. Bir pas daha. Çok kötü pas ya. Böyle bir ara pası yok. At biraz. At araya biraz daha. At kaleciyle karşı karşıya kalsın. Şut pozisyonunu öldürdük o pas uğruna. Kuyruklu. Fatih. Veron'a baktı. Veron. Veron tekrar Fatih'e. Fatih tekrar Veron'a. Kuyruklu. Bindir. Bindir kuyruklu. Evet kuyruklu. Varkay mı? Varkay orta bomboş. Ya böyle bir şey olmaz. Böyle bir pozisyon kaçmaz ya. Böyle bir pozisyon kaçmamalı ya. Ya bunu kuyruklu gibi bir oyuncu kaçırırsa, Ajose gibi bir forvetimiz o golü kaçırırsa biz ne yapalım ya? Kara bulutlar Exeter'ın üstünde. Furman oyunda. Kuyrukluyu çıkarıyorum bu maçta. Ve Delap oyunda. Ah kuyruklu, en güvendiğimiz isim. Bomboş kale be oğlum. Bomboş kale be oğlum. Bomboş. Göbeğinle vursan gol olacak be. Yani böyle bir şey olamaz ya. Burak Hoca çok sinirlendi. FA Cup. Eğer böyle kaçan goller sonrasında giderse çok üzülürüm. Elenirsek. Öyle bir şey düşünmüyoruz ama. Ojomo koş geriye doğru. Koş Ojomo, presi sen yap. 6-0 kazandığımız, ligde 6-0 kazandığımız bir takıma karşı oynuyoruz. Aman 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 aman. Aman aman lütfen orta yaptırmayın. Lütfen orta yaptırmayın. Lütfen. Bravo Brandt. Bravo. Harika uzaklaştırdın. Atangana. Süper. Hadi Veron. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi bomboş. Bomboş. Ya böyle iğrenç bir pas olamaz ya. Pekala. Hiç kimseden boyundan büyük işler istemeyeceğiz. Aldık. Breitez bravo. Breitez yedin onu. Hadi çocuklar. 80. dakika. Ojomo yürü. Ne zamandır sahnede yoksun. Ojomo gitti. Ojomo. Penaltı. Ya bu penaltı değil mi ya bu? İndir. Nereye indiriyorsun? Allah'ın cezası Veron. Seviyorum seni, özür dilerim. Yürü. Yürü Breitez. Aç. Çok güzel. Maçın oyuncusu Breitez'dir. Delap. Hadi bindir. Bindir bindir Varkay. Bindir Varkay. Bindir. Gel. Evet. Müdahaleye bakın. Böyle bir refleks yok bu kadar kısa mesafeden. Bravo Varkay. Hadi be. Hadi oğlum. Hadi Veron. Hadi Delap bindir. Tamam ortadan geliyoruz. Çok güzel top. Veron. 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 Sol ayak. Veron dışında başka bir oyuncu olsa pas vermiştim. Yine çok net geldik fakat topun yine gittiği yere bakar mısınız? %100 golleri kaçırdık bu maçta ya. Bir önceki maçta pozisyon bulamamıştık. Bu maçta %100 pozisyonları kaçırdık. Zamanı bitirdiler pas yapa yapa. Aman 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 aman. Varkay dönmen lazım geriye. Bravo lan Brandt. Hadi be Veron'a doğru. Hadi Veron. İndir. Evet. 30 saniye. Aa! Bitir artık maçı. Bitir. 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 Bitir artık. Bitir. Bitir. Williams. 94'te maçı bitirdi hakem. Yani 93.5'ta çıkmıştık güvenli bölgeye. Orada bitirmedi maçı. Gole az kalsın yiyorduk. Evet bunun rövanşı olacak. Şu kaçan gole bakar mısınız? Ya bu gol kaçar mı arkadaşlar ya? İyi pozisyon bulduk. Rakip %90 pas isabetiyle oynamış. Fatih bugün en çok pozisyona giren oyuncumuzdu ve 8.6 oynadı. Asistli de o yaptı. Ojomo'nun pozisyonunda penaltı var mıydı yok muydu tartışılır. Maç sonu röportajı. Ulan kuyruklu. Sıkışık bir fikstürde. Ligde zaten her maç bizim için çok önemli. Bir maça senin yüzünden kondisyonsuz çıkacağız. Green Forest maçında bugün net bir sonuç alınamadı. Bugünkü performanstan memnun musunuz? Kilidi açan golü atmalıydık. Evet.
Evet, biraz sıkıntılı bir sonuç aldık. Bence maçı kazanacak fırsatlar yakaladık ancak kale önündeki pozisyonları iyi bitiremedik. Devre arasında bu maçtan bir puan çıkarabileceğinizi düşündünüz mü? Abi FA Cup maçı yapıyorsun. Adamın sana sorduğu soruya bak ya. Ben böyle bir oyun yapacağım var ya. Böyle bir şirketim olacak. Ve böyle hatalar yapacağım. Yani burada şu hatayı yapan personel gitsin abi başka bir işle uğraşsın. Devre arasında beraberlik beklentiniz var mıydı? Çıkmak yok mu ya bu röportajdan? Açıkçası galibiyet bekliyorum. Skoru eşitledikten sonra devamını getiremediğimiz için üzgünüm. Puan almak iyidir ancak istediğimiz 3 puan almaktı. Gelişmemiz gereken alanlara odaklanacağız. FA Cup maçında bize röportajda puan almak sevindirici gibi şeyler söylüyor. Ofis, bir tane mesaj. Oyuncular milli takıma gitti. Fatih Mısır'a, Varka Hindistan'a, Veron Bulgaristan'a. Moral bozmaya gerek yok. İyi top oynadık, sinyaller verdik. Bugün biz bu 3 puanı alabilir miydik? Alırdık. Futbolun şansı bizim yanımızda olmadı. Bölge çeyrek finalinde bir kupa maçı daha Sunderland'e karşı oynayacağız. Haydi Exeter şampiyonluğa, Jennifer teyzeyle kol kola.